gerçekleşen bölümün herhangi bir şekilde YouTube'a atılması mümkün olmayacak. Çünkü şöyle bir şey olmuş. Özgün ayarları değiştirirken hard diske kaydını kapatmış yayının. Ben de kontrol etmeden Twitch'tekini sildiğim için tamamen gitti dünkü bölüm. Peki dünkü bölüm ne oldu? Hemen anlatıyor olacağım. Şöyle ki Çin oyuncusu yoktu zaten dün. Japon oyuncusu karaya çıktı. Kore'yi aldı. Mançu'ya saldırdı. Burada büyüdü. Onun dışında Enis Türk Hulk Ekmeğe, Sarki'ye savaş açtı. White Piece'le bitti. NoCB açmıştı. Biraz zararına oldu. Buraya sıçradı. Onun dışında Haribo Empire yine burada büyüdü. Bugün Haribo'yu yedek oynayacak. Visia da oynayacak. Hatırlarsınız belki Muzaffer'i. Nightmare vardı burada yine Köserem. Köserem de Dali'ye doğru büyüdü. Özgün'le savaştılar. Özgün ve Soviet Union karşılarında Nightmare ve Haribo vardı. Savaştılar. Savaş öncelikle bu tarafın yani Nightmare ile Haribo'nun yanında gidiyordu. Sonra Özgün'e göklerden gelen bir %10 disiplin işin seyrini değiştirdi ve Özgün 3 tane toprağı aldı buradan. Ondan sonra bir de ticari gücünü aldı yanlış hatırlamıyorsam. Savaş o şekilde bitti. Savaşın o şekilde bitmesinden sonra Özgün de burada devam ettiği yoluna ama Nightmare biraz daha hızlı büyüdü sanki Dali'ye. Yani bana öyle geldi en azından. Soviet Union Arabistan'a çıktı gördüğünüz üzere. Onun dışında Dede burada Odoyev vardı. Odoyev'i yedi. Rostov'u şu an yiyor. Litvanya Savaşı var. Litvanya Savaşı'na devam ediyor. Kavunlar Memlük'te savaşırken zor zamanlar yaşadı. Memlük AI oynuyor. Oyuncu değil ama bayağı büyüdü gördüğünüz üzere. Bir iki savaş kaybından sonra biraz uzun sürede geçse yine de kazandı savaşı. Şöyle aşağıya doğru biraz da border gore yaparak büyümüş durumda. Onun dışında Hale Yusuf'tu yanlış hatırlıyorum. Alisar pardon. Alisar bu bölgeyi tamamen aldı. Savaş çevirdi burada. Aldı buraları ve gayet güçlü şu anda askeri anlamda kendisi. Bakalım buradan sonra ne yapacak. Onun dışında güzel bir savaş daha vardı. Şöyle ki İtalya ile Metonya yani Fransa Tunus'a saldırdılar. Tunus'u da yine garantileyen Taragon'du. Dolayısıyla burada bir oyuncu savaşı döndü. O da çok yakın geçti. Yani Taragon birkaç kez ordularını tokatladı burada. Bir kere de tokat yedi yanlış hatırlamıyorsam ama İtalya'da o sırada zaten Tunus'u işgal ediyordu. Yani tam gücüyle saldırmadı. Daha sonra Kavunlar buradan Enforce Peace yolladı. Eğer savaştan çıkmazsanız ben girerim gibisinden ve savaş bitti. Onun dışında Eren burada devam ediyor yoluna. Northumberland'a yedirdi. Şimdi onu yiyor. Vasalı Northumberland. Ayrıca şeyi de yanlış hatırlamıyorsam vasal. İrlanda'da da vasalı var. Ya da Brabant'tı. Pardon, Brabant'ı vasal aldı galiba. Brabant bile vasal olması lazım. Tam emin değilim ama bakarız oyunun içinde ona. Onun dışında dün önemli bir şey oldu mu diye sorarsanız aslında çok da bir şey olmadı. Şöyle bir genel olarak bakalım. Halk Ekmek Sarki kıyıları ele geçiriyordu en son. Gayet güzel geliri var. Altınlara oturmuş durumda. Hamit yine hakeza öyle. Peru'yu alıyor şu an. Meksika'yı da neredeyse bitirmiş durumda. Karayipleri almış durumda. Yani çok büyük bir değişiklik yok. Taş çatlasa iki save'in arası belki 30 yıl falandır. Yani dün kaçırdığınız toplam süre 30 yıldı. Ama kaçtı yapacak bir şey yok. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin. Burada isyancı vardı Picard'de. Kaleyi kuşatıyordu. Ordunun parasını kısmıştı. Kaleyi de isyan çıktı. İsyanın sebebi de şu. Burgundy'nin kralı ölüyor. Yerine Pretender geçiyor. Pretender geçtiği için isyanlar çıkıyor. Neyse ordusu kaleyi de vuruldu. Geri çekile çekile Picard'e çekildi. Picard'e de diğer isyancı vurdu. Kaan'ın ordusu gitti yine. Kaan tam özgürleşmiş comeback atacaktı. Yine orada harcadılar adamı ya. Yani gudubet. Çok çok gudubet. Jakku da girmiş. Hamit girecek en son. Arkaya verelim müziği ya. Ver. Gitsin. Çok mu geliyor? O Berke yavrum geliyormuş. Müziği kapatalım Berke'yi alalım. Alo. Alo. Sesi de Selam. vereyim de. Hoş geldin yavrum. Müzik güzel çalıyor ya, kalabilir yani. Gerçi ben Kalır da ses tam alınca telif yer. O yüzden duyamayacağım YouTube'da müziği kaldırdığın zaman şey yapıyor ya.
direkt sesi Saçmalık. Kesiyor. Yok yok, direkt sesi kesiyor. Benim sesim falan da gidiyor, oyunun sesi falan. Sessiz kalıyor video. O yüzden. Hani sırf şarkıyı kaldırsa çok tatlı olacak da. İşte özet çektin mi bakayım? Evet çektim. Ya en son dün dediğim gibi Özgün Savaş kazandı. 3 toprak aldı. Ya ben Özgün'le ilgili olayı şöyle bir durum var. Dün dedeye de şikayet ettim onu. En azından şeyde bulundum. Şikayette bulundum diyeyim. Bu bölgede ekipçe oynanıyor. Bizim getirdiğimiz adamlar gerçi hani multiye. Ama hepsi yan yana oynadı ve şey yaptı. Yani ekip oyunu çevirdi. Çıkar çatışması olmasına rağmen ekip oyunu çevirdi. Onun tatsızlığından bahsettim dedi. Yani o da zaten farkında durumu. Ya şöyle şu an Özgün var orada. Özgün'ün karşısında Köserem var. Haribo var. Bir de şey var. Jaku var. Mercedes onlardan mı bilmiyorum. Ya bizim getirdiğimiz bir ekip ama kendi aralarında zaten anlaşarak oynuyorlar. Çıkar çatışmaları olmasına karşın. O kötü. Yani bu oyunda keyif almak istiyorsan o şekilde oynanmaz oyun. Bence çok tatsız bir durumu. Ama ya yani şimdi Özgün'ün aylarca hazırladığı o Süper Hindistan şeyi. Ya Özgün ayrı. Özgün ayrı bir pezevenk zaten de. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Mesela ne kadar kendi ekibinden olursa olsun kişiler. Yani sonuçta Hamit'le Eren birbirine kaymıyor mu abi? Kayıyorlar yani. hele Eren hepimize bir şekilde kayıyor pezevenk ama yani eğlencesi de bu bence işin. Bilmiyorum. Evet, en son bir ülkeleri incelediğimizde şöyle bir durum vardı. Lezbiyen kavunun felaket bir manpower sıkıntısı var. Tarragon'da da. Ya genel olarak manpower çok azdı herkeste. Bir şeyde Alisar'da iyi durum ama onun da maksimumu çok az. 19K manpower'la şu an oynayan oyuncular arasında en az manpower'a sahip şey Alisar. En çok profesyonelliğe sahip ülke Dede. %41 civarında profesyonelliği. En çok innovativeness'a sahip olan Eren. Ben iddia ediyorum Eren dün 33'ü gördü. Ben bir ara baktım çünkü dün. %33'ü gördü. Bana diyor ki ben o kadar görmedim ama biliyorum ki gördü %33'ü. Baktık çünkü dün yayında. Çin'deki yoktu dün. Bir baksana ülkenin durumu nasıl. Zaten göstermiştim onu. Göstereyim şöyle. AI bayağı agresif oynadı ve her yeri aldı. Gayet iyi durumda. Biraz az ordu basmış. Onu da incelemiştik dün zaten. Idea'ları da iyi almış AI bu sırada. İlginç olarak. Defensive ekonomik başlamış. Stackleyerek gidiyor. İyi gidiyor yani. AI iyi oynamış dün. Ülkeyi. Bayağı iyi büyümüştü. Sarki, Kilva, Buha savaşına devam ediyor. Yusuf şu an Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç ve Meath ile savaşıyormuş. Ne savaşı bu? Humiliation of France açmış. Humiliation niye açtı acaba? Power Projection için falan mı? Ha, görevi yapmamış. Ha, zaten 5 yıl var. 5 yıl sonra şey olmayacak yani. Bir anlamı kalmayacak şurada açtığın herhangi bir şeyin. İyi yayınlar demiş, sağ ol sende, iyi seyirler. Mercedes de mi onlardan? Mercedes de onlardansa dörtlü ekipler ve çıkar çatışması yaşamalarına rağmen ekipçe gitmeleri hoş değil. Aleyküm selam. Ya onun önüne geçemezsin ama. Sen de hep customation çekiyorsun. Hoş geldin Onur. Bence dondurmalı künefe sevenlerin, eksiz dondurması sevenler, Elias künefe sevmeyenlerin komintörün olduğu multi olmalı demiş. Bence öyle bir durumda komintörünü kimse sevmezdi. Abi niye her seferinde ben gelince künefeye dönüyor muhabbet ya? Belki sana da soracağım. Sen o muhabbette var mıydın bilmiyorum ama künefe dondurmalı yenir mi? Patlattım soruyu. Yenir abi. Yenir abi. Neden abi? Yazın yenir yani. Ama şimdi iyi yerde künefe yedin. Künefenin olmazsa olmazı nedir? Anlat. Bilmiyorum abi, bol şerbetli. İşte peyniri düzgün olacak. Şey yani başka başka şeyler düşün. İlk ısırdığında nedir sana verdiği şey? Muhabbete bakar mısın seti bir şey? Yani tad olarak mı diyorsun? Abi ben ya hacı falan da yedim yani. Bu anlatılmaz yaşanır bir deneyimdir yani o künefe. Şimdi ben hacı künefenin güzel olan şeyi nedir? Bir sünecek, sıcak olacak. Böyle. Sıcak aynen, olacak. Sıcacık böyle sünecek şey yapacak. Ama bak şu da bak şimdi. Bak sen irmik dondurmalı irmik helvası yemiyor musun? Yok. Bak, ben tatlıma çok mesela şey katmayı sevmiyorum.
dondurmayı. Mesela o irmik helvasını da şey yaparlar mesela. Dondurmanın üzerine tam koyup da yaparlar. Ama yani, hacı bak şunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi künefenin olmazsa olmazı iki şey var. Bir, sıcak evet, olması. Çünkü soğuk olursa içindeki şey peynir de kunguş gibi olur, yenmez. Aynen. Sıcak olması, çıtır çıtır olması. İki şey budur yani. Çıtır çıtır olacak ve sıcacık olacak. Şimdi dondurmayı koydun mu sıcaklığı ölmüyor mu abi? Tamam dondurma eriyor vesaire ama öldürüyorsun ya, yani. Hızlı yiyorsun onu şimdi. Ya o servis kalitesiyle alakalı ama şimdi yani. Ya, masada mı koyacak, mutfakta mı koyup getirdi bilmem ne. Bence hoş ya değil. İşte, künefe dondurmalı da yenir, dondurmasız da bilmiyorum. Ben ikisini de seviyorum abi. Künefenin yeri apayrı da. Ben senelerdir yemedim. Niye beni bu kadar canımı çektirdin gece gece? Onur da demiş ki bol şerbetli olmaz akıyor demiş. Niye yani diyorum? Çok kuru olmaz ama şerbetli olur. Çok kuru olması hoş bir şey değildir ama kıtır kıtır olması, sıcak olması künefenin olmazsa olmazıdır yani. Orada. O yüzden sevmiyorum ben dondurmalı yani. Bunu günlerdir tartışıyoruz da neyse. Ya yazın oldu mu yenir ama ya dondurmalı. Çünkü yazın da giden bir tatlı yani. Ya ben yazın da sıcak yerim yani. Onu şerbetli merbetli ayırmadan yerim abi. Serinleten tatlılar diye bir şey var. Geçiniz abi. Tatlını mesela helva, demin onu dedin değil mi? Helvayı dondurmayla mı yiyorsun dedin. Ha, helvanın arasına da koyarsın dondurma yersin kağıt abi, helvanı. Abi irmik helvasını da ben sıcak ve tane tane severim. Şimdi dondurmayı bir koyacaksın. Ha, bir soğuyacak abi. İki yapışacak birbirine. Şey olacak, sulanacak çünkü. Onu ortasında koyuyorlar böyle. Saklı oluyor ama böyle çatalla ayırıyorsun yiyorsun. Ya siktir et yayını, gel tatlı yemeye gidelim. Aynen ya o. Boş ver yayını ya. İzlemesin ipteler ne olacak diye. Tok yanacaktırdın ya. Çok ayıp ya. Burada Güllüoğlu var ya. Ben bir Güllüoğlu'na bir dadanayım yani. Şerbetli olur da bol şerbetli olarsa boğar demiş. Ya o değişir insanla insana. Künefe dediğin dondurmalı yenilir bence demiş. Ben de karşı tezimi sundum. Siz tezinizi sundunuz. Ben antitezimi sundum. O yüzden tartışabilirsiniz. Künefe deyince canım pişmaniye çekti. Bu nasıl bir zıtlıktır ya demiş. Yok ya. Bu nasıl bir benzetmedir? Künefedir, baklavadır. Onların yeri apayrı ya şimdi. Neyse bu akşamki konuya geçelim. Bu akşamki konu hangi oyunun içinde bulunmak isterdiniz? Hangi oyun evreni? Güzel cevaplar bekliyorum. Çok MMORPG oynadık ya. Hepsinde de bulunmak isterdim yani. Ya Warcraft'ta kesinlikle bulunmak isterdim. Warcraft evreninde. Yani. Starcraft'ta da bulunmak isteyebilirdim de insan olarak bulunmak istemezdim abi Starcraft'ta. İnsanlar devamlı can çekişiyor. Ölüyor anasını satayım. Protoss'ta. Warhammer'da bak çok güzel olabilir yani. İmparatorluk için. Ama Inquisition'da falan olacaksın böyle ya da Adeptus Mechanicus. O şeylerde olacaksın. Böyle pleb gibi ezilmeyeceksin. Mesela Öskologa Skyrim yazmıştı. Abi Skyrim'de bir iki kişi, üç kişi güzelleşiyor. Geri kalanı sefil ya. En son multide Sofya'ya direkt yürümememin sebebi askerlere deneyim vermek istememdi. O yüzden de savaşı uzattım. Bayağı by the way demiş. O ne ya? Hala sen şeyden mi söz ediyorsun bu sırada? Koyi'den mi söz ediyorsun? Onur Metro demiş. Onur bu aralar Metro Redux oynuyor. Görüyorum herhalde indirimli şeyden aldı onu. Metro serisi çok güzel bir seri gerçekten. Kitabını da okumaya başlamak istiyorum ben. İlginç yani. Kurgu gerçekten oyunu oynarken kurgu çok sarıyor. Başka hiçbir oyunda o kadar sarıldığımı hatırlamıyorum. Ya şey değil, oyun değil de daha çok mesela ben diziden gidebilirim mesela. Battlestar Galactica'nın içinde olmak isterdim kesinlikle. Hiç izlemedim. Aa. Hiç izlemedim. Aa ne kadar ayıp. Stargate'de de o Stargate'lerden geçen ekiplerin içinde olmak isterdim mesela. Yani çok güzel ya. Stargate izledim bilmiyorum da. Yok ben izlemedim. Bayağı izledim yani. Senelerce. Ama muhabbeti biliyorsun Stargate muhabbetini. Hayır bilmiyorum. Bir tane ben şeyi de izlemedim bu sırada. Böldüm lafın. Star Trek'i de izlemedim bu sırada. Aa. Yes. Spock. Ya ben Star Wars'u bile üniversitedeyken izledim öyle söyleyeyim sana. Senin uzayla pek alakan olmamış evet. O zamanlar.
Ama Star Wars'u izlemediğime pişman oldum. O güzelmiş baya. Star Trek'ten ötürü tek korkum çok daha böyle Star Wars'a oranla daha derin bir evren sunduğunu söylüyor herkes. O derinlik beni eski boğabilir ya diye düşünüyorum. Star Wars çünkü beni biraz boğmuştu belli noktalarda. Bilmiyorum, Stargate'i deneyebilirsin. Battlestar Galactica'yı deneyebilirsin. Yani. Borderlands demiş. GTA San Andreas var. Star Wars'ta olmak isterdim diyen var. Mount & Blade Warband. Çünkü klasik kılıç kalkan dövüşleri, yönetim biçimleri, savaş taktikleri çok hoşuma gidiyor demiş. Benim fikrim Witcher evreni veya Skyrim evreni demiş Kençika. Dragon Quest kralı yala, hem zenginsi hem güçlü, yanında Lydia var. Of yani demiş Özgül. Oyunun Türkçe desteği de hikayeleri okuyor okuyor gitmek ne ulan? Neyden söz veriyor bilmiyorum. Fallout serisinde bulunmak isterdim. Katılıyorum. Fallout serisinin konusu itibariyle ben de çok merak ediyorum. Fakat oynadım mı, çok az oynayıp silmiştim oyunu. O benim tamamen RPG sevmememle alakalı ama nedense RPG oyunları sevemiyorum. Fakat konuları çok hoşuma gidiyor. Hani keşke şey yapabilsem, oynayabilsem. Dragon Age falan oynadın mı mesela? Konuları çok güzel oyunların içinde olmak isterim mesela Dragon Age'de falan. Onu da oynamadım. Ya şey yapıyordum. Fallout'u falan çok merak ediyorum. Denedim de RPG unsurları beni çok çabuk sıkıyor. Ya o çok uzun oyun. Yani o bir de eskiden beri oynayacaksın ki onun içinde olacaksın yani. Alisar Silezya'yı alıyor bu sırada. Dedeye yaklaşıyor bir yandan. Hamit'in gelir kaç? Hamit'in gelir çok değil. Dün baktık durumu iyi değildi. 2 geliri var. Altından 7.69 topluyor. Fakat altın sayısı 3. 6 tane sanırım. Değil mi? Yok. Burası da onun. Tabii 6 tane. Fakat dün konuştuk. Hani neden altınları geliştirmedin para anlamında dedik. O da kültürü değiştiriyormuş burada. Başladığı yerde kültür onun kültüründe değilmiş. Onu değiştirdiği için bayağı bir diplo puan kaybetmiş. Highland Mayan olarak başlamış. Yeni koloni aldığı yerler Manchu oluyor. Fakat eskiler Highland Mayan'dı. Başlangıç yeri dahil. Tek tek bütün kültürleri değiştirmekle uğraşmış. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşamış. Keşke ya şey Manchu askeri basmak istediği için Manchu başlamıştı. Fakat keşke onu şey yapsaymış, ayarlasaymış öyle. Kaan Öl abi hiç izlememişsin uzay filmi demiş. Ben Star Wars'tan nefret ettim, gereksiz karmaşık demiş. Star Wars'tan peki, nefret ettim. Peki burada hangi ülkede yaşamak isterdin Kaan? Şu anda. Europa'da şu mı? Şu harita üzerinde. Şu harita üzerinde mesela. Şöyle bir zoom out yapalım hatta. Çıkalım da bakalım. Hangisi cazip geliyor? İsveç. İsveç mi? Her zaman. İsveç. İsveç cazip geliyor. Ya ben soğuk iklim seviyorum. Vallahi sıcak iklim bana göre değil. Çeşme'de yaşıyorum ve soğuk iklim seviyorum. Ya sıcak iklim beni sarmıyor. Tamam güneşi seviyorum da sıcağı sevmiyorum. Özgün'ün boyunduğu altından köleleşmektense. Bully'deki karakter olmak isterdim. Hem adam dövüyorsun hem kız tavlıyorsun demiş. Metro la Metro demiş biri. Okey. Onur. Metro ile ilgili Metro'nun kurgusu güzel. Her türlü bence de içinde bulunmak isterdim. Harry Potter veya Orta Dünya oyunlarında bulunmak isterdim. Oyunun güzelliği için değil, ortam güzel demiş. Orta Dünya abi çok sefiller ya. Mafya 2'de olmak isterdim demiş. Fallout serisi bayağı sağlam seri ama zaman istiyor biraz demiş. Dedenin savaş sonucunu gösterir misin? Barış kısmını kaçırdım. Galicia Volinia'ya yedirmiş dede. Galicia Volinia. Kendisi almıyor zaten. Dün de söyledi. Ben kendim almayı sevmiyorum dedi. Admin puanı harcamıyorum. Diplo gereksiz olduğu için diployu harcıyorum dedi. Ki şu an Rostov'u yiyor. Rostov'u anexleyecek. Daha sonra Galicia Volinia'yı anexleyecek. Böyle büyüyecek yani. Vasallara yedirerek büyüyor. Eren Zinyo ne yapıyormuş? Eren Zinyo. Adamda 28-80 innovativeness var ya. Kimse yaklaşamamış da en son Eren'e bakalım yeni hali ne durumda. Hala da kimse yaklaşamıyor Eren'e. En yakın kavun var o da 13.74. Özgün 10. Öyle devam ediyor. Eren bir uçtu innovativeness'ta bir daha da tutamıyoruz Eren'i. Koloni attı mı? Daha atmadı. Yok koloni giden yok. Yani bir tek şeyde giden var işte. Bu Endonezya taraflarında giden var. Haribo Empire gidiyor.
Biraz da Avustralya gidiyor da onların hepsi Endonezya'ya gidiyor yani. İkisi de Endonezya'ya gidiyor. Onun dışında hiç Amerika'ya giden görmedim. Sen de nedir bu İsveç sevdası yeter akıyor demiş. Atalarım Viking'ti falan diye böyle. Dedi Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman olmak isterdim demiş. Total War Rome 2'de Roma'da olmak isterdim demiş. Güzel. Selam, aleyküm selam. Ya aynen Roma'da yaşanabilir ama ya. Roma döneminde ama böyle şey Aynen. altın çağı dönemi, şeyin dönemi. Sezar'ın dönemi. Aynen Diktatör Roma Sezar. dizisindeki Roma döneminde yaşamak Aynen. isterdim Devamlı bir kaygı, devamlı bir iç savaş ama olsun falan diye. Bizim gibi şişkolar sıcağı sevmez, soğukta kalın giysiler yardımı ile göbeği kapatabiliyoruz ama sıcakta öyle mi demiş. PUBG'de olmak istemezdim, çok gericiydi. Harbi lan, düşünsene PUBG ortamındasın anasını satayım. Devamlı avlanmak durumunda. Çok yavşak bir durum bence de. Warband'de soylu olmak isterdim, asla ölmüyorsun demiş. Metal Ya Gear... bu. Ha söyle. Yok yok. Metal Gear'da olup böyle görevlere falan giymek isterdim. Bak. Görevlere giymek. Y Peki. ile T de yan yana değil ki. Aa yok, sizin klavye de yan yana doğru. Ha gitmek isterdim. Onu mu demek istemiş? Pardon. Mesela ben şeyi de çok sevmiştim. Splinter Cell'in son oyunu çok şey veriyordu. Hikaye Division mı? havasını. Hı? Division mı? Ay Splinter Cell'in son oyunu. Blacklist'i yanlış Ha, hatırlamıyorsam. Blacklist. Çok güzeldi. Yani böyle bir uçak karargahı içindeydin ve böyle film gibi ilerliyordu oyun. Çok zevkliydi. Mesela o da çok tatlı hikayeli bir oyun. Evet, şu an Japonya'dayız. Japonya Orangist gidiyor. Grand Republic, Dutch Republic kendisi. Bayağı sağlam bir ordusu var bu sırada Japonya'nın. 70 gemisi var. En büyük filo şu an Japonya'da. Ordu anlamında 52 birliği var. Manço'da savaşıyor gördüğünüz gibi. Ya bu bölgede büyüyecek de nereye gidecek ben onu merak ediyorum. Yani ya Çin'le savaşacak mı acaba? Çünkü Çin'e doğru yöneldiğini görmedim ben. Yukarısı desen zaten çöp topraklar. Çok bir anlamı olan bir toprak değil Manço şeyleri, bölgeleri. Ya koloniye gidecek expansion'dan vesaire ya da Çin'e girecek zaten. Çok büyük bir opsiyonu yok. Bakalım ne yapacak? Şunda özgürlük savaşı devam ediyormuş. Çin'de savaş var. Jakumetsu Ming'e saldırıyor. İki toprak Ming kalmış. Ha şurada da var biraz. Onları yiyor. Bu sırada şu gördüğünüz Ji, Min, Wu bunlar şeyin vasalı. Çin devletinin vasalı. Onları da yiyecektir muhtemelen. Sen de mi Virtüs? Sezar'ın aslanı olmak isterdim demiş. Güzel bu şu. Sezar'ın aslanı. Mario olmak isterdim bilen bilir demiş. Devamlı mantar yiyip zıplayan pezevenk. İyi yayınlar Kaan abi demiş. Sağ ol sana da iyi seyirler. Ben oynadım Splinter Cell Blacklist. Hikayesini gram hatırlamıyorum ama iyi oyun demiş. Güzeldi evet. ST-44 Panther Layer bölüğünün King Tiger'ın içinde olmak da hoş olabilirdi demiş Onur. Onur ne yapacağız ya? Ne kadar Bak, vizyonsuz bir herif bu. oradan bir yorum geldi. Çok da hoşuma gitti yani. Karayiplerle alakalı. Bilmiyorum, tam Assassin's Creed Black Flag'te havana da olmak isterdim demiş. Öf. En güzel yeri o Ya seçmiş. aynen bak, o zamanlarda tam kolonicilik zamanında Karayiplerde falan yaşamayı gerçekten isteyebilirdim ya. Tamam çok sefilsin, çok sıkıntı falan var ama hani çok acayip bir dünya ya. Düşünsene ya, masmavi deniz falan sürekli. Karayiplerde yaşayacağım, gerisini dert edeceğim. Mümkün değil. Ama İngilizsin, tamam mı? Karayiplerde yaşayan bir İngilizsin mesela, ya da bir İspanyolsun, tamam mı? Sürekli bir tehdit altındasın ama takılıyorsun yani ortada. piç falan diye böyle şey yapıyorlar sana bakıyorlar. Ya aynen şeyin falan var böyle. Tek durumuna baktığınızda dede en önde gibi 9 militerisi. Onun dışında şeyler 8. Ülkelerin birçoğu 8. Sovyet daha toplayamadı. 7-7-8 yani topluyor ufaktan da. Idea kastı biraz o. Idea hiç kasmamıştı malum. Idea'ya biraz gitti. Development cost'u düşürdü. Prestijini aldı oradan. Şimdi teknolojiye gidiyor. Yani Idea Peki çok ya. kasamadı. O sıkıntı oldu ona biraz. Vahşi Batı ilgini çekiyor mu Kaan?
Yani o dönem ilginç geliyor bana, biliyor musun? O kasabalar falan, onların o eğlence anlayışları, salonlar falan ilginç Best geliyor bana. Evet, izliyorum. İzliyorum. Aynen, şimdi o geliyor yeni sezon da başlayacak. Hı-hı. Aynen. Bak mesela o da çok ilginç. Çok da güzel konseptli mesela bir dizi yani. Bence de. İlk sezonu izlerken kaçıncı bölümdü ya? Ya 5. bölüm ya 4. bölümde artık ha dedim, demek böyleymiş. Bir, hani ne olduğunu anladım dizinin, anasını satayım. İzliyorum, ne oluyor ya burada diyorum. Ne yapıyor bu millet, anasını satayım. Manyak mı bunlar? Ben bir hafta iki defa izledim 10 bölümü de. Oha. Üst üste. Ya şey oha. Oldu. Ben bir izledim tamam mı? 2 günde falan bitirdim herhalde. Ondan sonra dedim kız arkadaşıma, kızım bak bunu izleyeceğiz. Hani kaçarın yok, tamam mı? Hani izlemek zorundasın yani. Beraber izleyeceğiz ulan. Bir izledik tamam. Onunla da bırakamadım ben. Hani her bölümü gene işte 4-5 gün içerisinde tek 20 yani 2 defa toplam 20 bölüm izledim yani. Ya çok dizi güzel. Yani. Dizi güzel. Fakat benim şöyle bir sıkıntım oldu. Ben onu toplu izlemedim. Hayır. Ben onu hafta hafta hayır. izledim. En büyük sıkıntı oydu. Abi yani onu böyle... tekrar izlemek lazım mı ya başlamadan? Abi 4 bölüm izledim, artık çıldırmak üzereyim böyle. Düşünüyorum ya ne oluyor bu dizide diyorum. Bir bok anlamıyorum ben bu dizide diyorum. Niye insanlar bunu bu kadar merak ediyordu falan. 5. bölümde falan galiba böyle ortaya çıkmaya başlıyordu olayların şeyi, iç yüzü diye hatırlıyorum. O zaman jetonum düştü yani. Koridor tüm savaş boyunca Yeni Zelanda'da yaşamak isterdim demiş. Yalnız o da koloni biliyorsun. O da bayağı işin içinde. Bugün mesela şeyi öğrendim dedemlerden. İkinci Dünya Savaşı zamanı şeyde İstanbul'da falan şey yapıyorlarmış. Siyah perde kullanıyorlarmış falan. Karartmadan mı bahsediyorsun? Ses falan kapatıyorlarmış. Işıkları kısıyorlarmış vesaire. Düdük çalıyormuş. Canavar düdüğü dedikleri bir düdük çalıyormuş. Hani uçak geçiyor diyor. Bilmiyorsun ki kimin uçağı diyor. Ulan Türkiye'nin üstünde uçak geçiyor. Bilmiyorsun kimin uçağı geçiyor. Öyle karartıyorlarmış mesela 2. Dünya Savaşı'nda. Hani biz bile onun etkisinden geçmişiz bayağı. Oyunun denizleri, gemi savaşları harika. Hangi deniz? Evet, lezbiyen kavun devam ediyor. Disiplini açacak birazdan. Quantity Trade oynuyor bu sırada o. Yani çok askeri bir başlangıç yapmadı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Idea cost'u düşürüyor, tech cost'u düşürüyor zaten. Paraya oynuyor şu an. Başka. Jakumetsu'nun Ming savaşı vardı. Zaten Ming çok büyük değil. Fakat iki tane şeyi birden mi yiyor? Yok. Spy atmış en son. Japonya'nın savaşı devam ediyor. Moğollara doğru büyüyor. Harrison ne yapıyor? Genova, Anhalt, Mantua. Genova tarafında çöküyor. Mantua'yı da alıyormuş. Herhalde içini tamamlayacak. Bu sırada Napoli'yi de anneksliyor. 1500 yılında onu annekslemiş olacak. Eren de 1502'de Northumberland'ı almış olacak. Yani ikisi de bayağı bir büyüyecek ve toplayacaklar kendilerini diye tahmin ediyorum. Hem ekonomik anlamda hem şey olarak. Köserem Langzang'la savaşıyor şu bölge. Özgün'ün savaşı bitmiş en son. Bakalım nereleri aldı Pezevenk. Şurayı almış. Oyunu boş verin de Norveç'in en kuzeyinde olmak isterdim demiş Esyeke. Oha. Ne yapacak lan orada? Ne yapacaksın abi? Tromsø'de falan. Ne yapacaksın yani? Galatasaray'ı yenip yenip sevinirim. Ya o orada yaşayan adam bile orada yaşamak istemiyordur yani. Ben öyle bakıyorum ona. Edde de Perm'e büyüyor. Perm'i Rostov'a edirir mi bilmiyorum ama Perm'i de vasallayabilir gibime geliyor. Yani büyütmek amaçlı daha sonra. Mercedes'e baktık. Coin'e baktık. Kavun'a baktık pardon. Preston Hill vardı. Kösenrem. Alisher ne yapıyor? Danimarka, İsveç, Norveç gidiyor. Hadi biraz da onu izleyelim. Hani markaya oturması zaten burada gelirin bayağı bir üstüne çökmesi demek oluyor ki şu an çok kazanmıyor aslında. Panda şu an bir şey yapmıyor. Şu sağdan görüyorum zaten savaş olduğumu, ona göre şey yapıyorum. Ben diziyi unuttum, ne olmuştu dizide? Şeyi mi diyorsun, Westworld mü diyor? Westworld. Saat 5'ten sonra Ayasofya minareleri de hava savunmaları vardı demiş.
Hirohito olmak isterdim demiş. Assassin's Creed Black Flag demiş. Konuya cevap fikrim değişti. Tomb Raider'da olmak isterdim. Peki. Oyunu boş film, onu okuduk. War Thunder oyna, tank savaşı çok gerçekçi demiş. Oynadık zaten onu geçen hafta. Kavunun İtalya'nın bir de Amerika'dakinin ekonomiye bakar mısın? Bakalım. Kavunun ekonomi şu an 8.83. Taxation ağırlıklı kazanıyor. Trade'den de geliri var. İstanbul tutuyor. Fakat ona dün dikkat ettim. İstanbul'a gelen musluklar çok sıkıntılı. Pers'te kesiliyor. Hindistan'da kesiliyor. Şeydeki Afrika'da kesiliyor. Yani bayağı bir sıkıntı bence o. Kim dedi? Hamit dedi. Başka? Hamit'in gelirini zaten göstermiştim. Şu an -2.03. O da altınlara abanacaktı. Kavun İtalya dedi değil mi bir de? İtalya. Sacro Imperio. Heh. O 17 o bayağı iyi kazanıyor. Hem taxation'dan iyi kazanıyor, hem trade'den iyi kazanıyor, iyi kazanıyor. Ama onun filosu çok zayıf. Dün mesela bakarken dedeyle onu şey yapıyorduk, yorumluyorduk. Bugün herhalde duymuş sesimizi, filoyu komple değiştirmiş. 22 tane galeyi basmış, diğerleri geziyor şu anda. Yani dün galeyi yoktu ya. İtalya oyuncusunun dün 5 tane falan galeyi vardı. İyi değil tabii sayı olarak öyle az olması. Westworld'de neler oluyordu? Söylersem bir şey olur. Spoiler olur. Yani söylemek istemiyorum çok. Aleyküm selam. Vikingler ne yapıyor? Bir baksana. Bir de dedi toprak alacak demiş. Ya nasıl dedi biliyorum. Pern'le savaşıyor. Eren bir şey yapmıyor çünkü Northumberland diyor. Dediğim gibi. 1502 civarında bitecek. Şu bölgeyi komple yemiş olacak. Onun dışında Eren'in bir başka vasalı da Brabant. Brabant'ı da burada büyütüp Hollanda'ya çökecek gibime geliyor Eren. Eren Avrupa'yı da salmayacak yani. Eren oradan da devam ediyor. Diyecektim burayı da mı işgal ediyor Eren? Ha kaleyi düşürmek için. Bu sırada gördüğünüz gibi şu anda 7 bonusu var Eren'in kalelere. Normalde 5'in üstüne çıkamazsınız toplarda ama Eren ID olarak artı 2 artileri bonus versus fort aldığı için artı 7 bonus alıyor kale kuşatmalarında Eren'in ordusu. Özgün'de de şey var. Siege ability var. O da dün gösterdi kendini. Bayağı hızlı düşürüyor. Biraz da Eren'e bakalım. Oha direkt %0'dan başladı lan kale. Şalant'ta. Ki Şalant'ta ya. Safhalarını düşürsene bunu. Şalant'ta capital bir de. 7 alıyor yani şu an artı bonusu Eren. 14 artilik bonus almış oluyor böylelikle. Siege roll'una bonus veriyormuş. Gayet etkili bence şu an. Hop 36'ya vurdu. 0'dan 36'ya yükseldi. Kale 2 zarda bitirecek o zaman kaleyi yani. Bana öyle geliyor şu an. YouTube'da EU4 serisini izlemek istesem hangisini önerirsin öğretici bakımından? Bizim şey var, rehber var. Ticaret ve ekonomi olması lazım. 2 vuruşta düşürdü. 2 rolda bitirdi kaleyi Eren Şalant'ta. 3 seviyeki şu an Şalant. Teknolojik anlamda 3 seviyenin üstü var mı şu an? Yok. Yani 2'lik bir tane dikiyorsun bir de Capital'dan geliyor 3. Şu an en güçlü kaleyi 3 vuruşta, 2 vuruşta pardon düşürmüş oldu Eren. Ülkemizin halk ekmeğine de baksana demiş bakayım. Galiba 99 kuşatma olunca artık yeter demiş. Harbiden öyle bir durum vardı. Bu sırada deli gibi tokat yiyorlar burada. Galey sayıları çok fazla değil. Karşı tarafın daha fazla. Danimarka filoyu tokatladı. İyi tokatladı hem de. Geçemeyecek. Kime bak demiştin? Halk ekmek Sarki. Sarki Kilva'nın falan burada Azura'nın kıyı şeylerini alarak başlamıştı en son dün. Şu anda da devam ediyor durumu. Altınlara da çöktü. Gelir anlamında 5000'in gold'u var şu an. Geliri de iyi topluyor. Gold'dan 28-67 topluyor. En çok gold geliri olan oyuncu o. Fakat manpower'ı çökmüş. ID olarak defensive admin oynuyor. Ha, ID'ları da gösterelim dünkü bölüm olmadığı için. Quantity Religious oynayan bir Taragon var. Şöyle üstlerini zıplayar. Quantity
Religious oynuyor. Unit Pride atacak, moral gelecek oradan. Onun dışında Trade Efficiency, Production Efficiency açmış durumda. %20'ye %15. İtalya. İtalya Economic Quality oynuyor. O da Galley Combat 15 açmış. 10 Tax Modifier, 15 Moral of Navies var. Metonya'da ne varmış? Metonya'da Quantity Regis oynuyor. Regis'i yeni açmış yalnız. Çok ilerleyememiş. O Monthly Autonomy Change ile Land Fire Damage'ı açmak üzere. Eren, oha bayağı açmış Eren. Quality ile başlamış. Eren bitirmiş. Innovative'e geçmiş. Bitirmiş. Eren'de şu an artileri bonus versus fort artı 2 var. Goods produced %15. %15'te siege ability var. Eren bayağı kaleye oynuyor yalnız. %10'da disiplini var şu anda Eren ekstradan. Bir de ideal şeyden, traditionlardan gelen infantry combat ability'si var onun. Kavun ne yaptı? Quantity trade, onu söylemiştik zaten. Dede quantity innovative gidiyor. Dede full askeri başlamış. Moral of Armies, Disiplin, Infantry Combat, Artillery Combat. Buradan Moral of Navies'e geçecek. Sonra da işte Production Efficiency ile şey gelecek. Number of States gelecek. Soviet Union çok kasamamıştı biliyorsunuz. Quantity Religious oynuyor. O da Prestige'de Dev Cost'u açmış durumda. Kim yazıyor? Kılıç alayı yemiş Hamit. Çok iyi. Offensive Innovative oynuyor. Özgün. Özgün'de de ilginç olarak Siege Ability var. Movement Speed var. Dün bunun bonusunu savaşta gördük. Özgün karşı taraf bir toprağa varmadan daha evvel vardı. Movement Speed sayesinde. Ve hep karşı taraf eksi yedi. Özgün o ailiyeyi alırken onu denemek istediğini söylemişti. Harbiden de işe yaramış. Hamit oğulları. Hamit oğulları 1-1-0 lideri var ya. Kılıç alayı. Rezillik. Onun şeyi var mı direkt? Yok. Rezillik ya. 1-1-0. Bir de diyor ki senin yüzünden. Düzelecek mi o? Ya bir sonraki şeyde düzelir. Ama seçmiyor mu sonuçta? Bir seçiyor şey olması lazım. Yine devam ediyor diye biliyorum ama 1-1-0'la biraz idare edecek. Ne demiş? Eren canlı yayına bağlanıp erotik sesiyle röportaj yapsın demiş. Eren mikrofonu yok, sıkıntı o. Şarkı listen var mı? Yok. Kaç yılında başladı bugün? 95'ti sanırım. Sence kanlılık geri büyür mü? Hani Almanur anlamadım. Her şeyi diyorsun. Bak şu an alıyor mu? Yok. Metonya alıyor. Bilmiyorum. Şirin olmayan pandavım burada çok büyüyecek bir yere de yok işin kötü kısmı. Eren de çünkü buraya çökmeye çalışıyor. Metonya da buraya çökmeye çalışıyor. Her türlü sıkıntı olacak gibi. Dünyanın en ucuna bak. Neresi lan orası? Kılıç alayı nasıl geçiyor? Şeye bakman lazım. EU4 Wiki'sine bakman lazım. Jakun Ning ile savaşıyormuş. Şurada ufak bir devlet. Ming'in topraklarını yemiş. Ona dün zaten dedim AI iyi idea alarak başladı. Defensive Echo değiştirmemişti zaten. Değiştirmesine de gerek yok. İyi başlamış. Explore Defensive gidiyor Haribo. Haribo'da da Moral of Navies var. Production Efficiency ve Heavy Ship Combat var. Özüne baktık. Köserem Quantity Innovative oynuyor. O da başlangıç için Trade Efficiency, Goods Produced ve Production Efficiency almış. Askeriler daha sonra geliyor. Mercedes Pluto başlamış ki Pluto zaten ticarete hükmetmesine çok yarıyor. Onun dışında kendinde de trade ve şey var. Production efficiency var. Bir de ekstradan goods produced almış. Advisor cost'u düşürmüş. Heavy ship combat almış. Moral of Navies gelecek. Bir de innovative oynuyor. Advisor cost'u bir de oradan düşürecek. Güzel gidiyor. Ekonomik anlamda Japonya bayağı güçlü olacaktır. Şu an 20 ile topluyor. Dedenin Perm Savaşı devam ediyormuş. Mercedes Mongolia Savaşı devam ediyor. Jakku'ya baktık. Eren'e bakalım Danimarka Savaşı nasıl gidiyor. Evet, Danimarka kitleri denizi yalnız. Çok ilginç bir şekilde. Arceus ne yapıyor? Memlüklülerle savaşıyor. Bak bunu izlerim. Memlük ve Yemen'le savaşıyormuş. Memlüğü çökertmiş gerçi. Oyundaki en güçlü kara şeyi şu an gördüğüm kadarıyla şeydeydi zaten. Arceus'taydı. Fakat ID'ye çok kasamadı. O onu biraz geri tuttu. C4
CK2'de her şeyi anladım. Rehberden nasıl evlenildiğini anlamadım demiş. Eğrim olmuyor. Kadar oyuncusu çörün. Oğlum normal evleniyorsun lan. Ya, yüzük işareti var. Hani en kolay noktası zaten evlenmek. Ama öyle değil teknik olarak da. Yani evlenmek, birini buldun evlendin yetti bitti değil. Entrika çevirmek istiyorsan böyle özellikle eğri kalmamış ülkelerin kız evlatlarıyla evlenerek, eğer bir tane erkek çocuk varsa falan evlenip daha sonra kardeşini, erkek kardeşini öldürmeye çalışarak vesaire entrika yapman gerekiyor. Ben içerideki elemanım ya, şeydeki paradoksun içerideki elemanı. Antik çağ döneminde yaşamak isterdim ve Kenai Muharebesi'nde bulunmak isterdim demiş. Kenai'da değil de şeyde olmak isterdim ben. İsmini hatırlarsam. Termopoli'de olmak isterdim. Survivor izledim mi hiç? İzledim. Amerikan Survivor'ı çok tatlı bu sırada. Hiç izledin mi belki? Yok. Abi, hiç Amerikan programlarını izlemiyorum ya. Amerikan Survivor'ını izlesen Türkiye'de çekilen Survivor'a Survivor demezsin. Öyle bir Survivor o. Hani böyle halk oylaması falan öyle şeyler yok. Bildiğin heriflerde şey var abi, entrika var. Hani suratına gülüyor, arkadan iş çeviriyorlar, toplanıyorlar ve en güçlüleri eliyorlar her seferinde. Bizde hep en güçlü kazanıyor anasını satayım. Orada en güçlüleri hep eliyorlar. Hani daha sonra bu herif oyunu kazanır, yarışma kazanarak deyip herifi eliyorlar. Çok hoş bir program. Bir de orada daha böyle gerçekçi hissettiriyor. Ya. İşte bizdeki gibi ikide bir yemek dağıtmıyor, bilmem ne yok. Ya daha şov ama ya o. Nasıl yani? Ya onlar Amerikan şeyleri daha şov değil mi sonuçta? İzlemedim, bilmiyorum da. Abi yarışları falan bir kere bizim gibi uzun uzun değil. 10 tane round herkes oynuyor. Yok ikili oynuyor, yok üçlü oynuyor. Ya orada direkt bir tane yarıştan ibaret her şey, anasını satayım. Çok rahat orası. Ve 40 dakikada bitiyor Survivor'ları. Çok temiz. Abi ama oradaki şey televizyon politikası zaten o kadar. Ya çok tatlı bence. Bizdeki Allah'ım yarabbim. Bizde 10 tane oyun dönüyor, 10 oyun arasında reklam var, yok yemek yiyorlar, yok ödülü tahmin edin, yok bilmem ne, yok halk oylaması. Çok sıkıcı bizimki yani onun yanında. Kaan abi beni sev demiş, okey. Acıtmayacak bir şekilde Airsoft versiyonu PUBG yapmak ister miyim? O denenebilir, bilmiyorum. Star Trek yani evreninde. Yerde silah buluruz. Star Trek evreninde USS Enterprise ya da Discovery'de olmak isterdim demiş. Black Ops Code serisinin en iyi oyunudur demiş. Yok o kadar da değil. Geçiniz. Black Ops 3 hariç. Ya Black Ops 3'ü seven adamla zaten şeyi tartışmayalım. Call of Duty'yi tartışmayalım hiç. Muhaç mı demiş biri. Yok. MW2'den sonrasını oynamadım ya ben. İkinci, yani. İkinci oyunu mu diyorsun? MW2'den sonrası şu anda Black Ops Warfare. Black Ops 1 de güzeldi. Bilmiyorum, ben sevmiştim. Ya, çok baydı ya. Şu anki dönem her türlü daha iyi. Eski dönemlerde hastalık var, açlık var. Şu an kafa rahat, karın tok. Teknoloji gelişmiş demiş. Tabii canım. Dedim Pörmü Rostova'ydı. Tinder. Teknolojinin şu an yaşadığımız 2018'in bize en büyük faydası kesinlikle tartışılamaz. Tinder. Tabii ki. Tinder yoksa ben de yokum arkadaş şimdi. Fransız ihtilalinde ABD Mississippi'de demiş. Ey. Captain ya, Price'ın o yanında çaylak olmak isterdim demiş. O Louisiana falan da gidilmiş bak o zamanlarda. Böyle Fransız kolonisisin ama Louisiana. Şeysin böyle, etrafın İngilizlerle falan çevrili yani. Ama anadan bir gelişmişlik yapısı da var ve hala daha da öyleler yani. Quebec. Tabii canım. Şey, Quebec şu anda ama da işte mesela çok büyük bir şehir Kanadalı. Ama o şeylerin bak Fransız kolonilerinde şey sorun olmuyor mu? Cadıdır. Şuduk budur. Onu bilmiyorum. Bak Salem mesela, Salem, Town of Salem diye biz oynuyoruz ama Salem gerçekten böyle bir cadı avının yapıldığı bir yer. Orada gerçekten insanlar cadının olduğunu düşünüyormuş anasını satayım tarihte. Cadılar bastı burayı bilmem ne. Patır kütür insan yakıyorlarmış pezemektir.
Bu neyin kafası ya? Long Dark evreni tam senlik demiş. Onu bilmiyorum ya. Tinder sayesinde AIDS oldum. Bunu nasıl mı başardım? Akşam evime gel anlatayım demiş. Utku. Aleykümselam. Dede ne yapmış? Dede Rostov'a permi yedirmiş. Yani perme saldırıyordu, yedirmiş. Kazanla da galiba girmiş ufaktan. Prototype'de olmak isterdim. Alex Mercer beni consume ederdi de. Harbi Alex Mercer'ın yerine kendimi koymak isterdim. Prototype mesela ilk çıktığında hiç çıkacağından haberim olmadığı bir oyundu. Ama 6 kere falan bitirmişimdir baştan sona. O oyun çok zevkliydi. God of War ilginç mesela. Oo. Değil mi? God of War ilginç. Şurada bir durum oldu. Irak'a yedirecekti büyük ihtimalle toprakları. Yalnız Irak aynı zamanda aneks yaptı. Bayağı bir puan harcadı mı? Yo. Oo, çok iyi zamanlama. Çok iyi zamanlama. Yo. Sadece bir toprak mı aldı? Ben anlamadım durumu ya şu an. Irak'a yedirdi sonra şeyi mi aldı? Şu tarafı çok şey yapmadım. Evi yıkın amına koyayım. Arraka şu an bir tek alınmış gibi gözüküyor. Diğer tarafları acaba Irak'a verip sonradan şey mi yaptı? Emin değilim, bilmiyorum. Bu arada Diablo ve WoW evreninde olmak da evet, WoW'u söyledik. Diablo yok güzeldir ya. Azeroth. Aha Eren. Diablo'da şey çıkıyor. Eren Akersus'a çıktığı gibi dağıttı kaleyi ya. Bir de şey vurdu herif. Breach vurdu kaleyi. Hayvana bak. Ya zaten öküz gibi kuşatıyor, bir de breach vuruyor. Arsız pezevenk. Irak claimine savaş açtı. Irak annexlenince claimleri gitti. Savaş bitti demiş. Okey. İkinci vuruşunu yaptı. Üçüncü vuruşu yaptı. %64. Bak ne kadar şeydi aslan. Siege ability bonus fort. Yine de İbnelik vuruyor. Ah Eren Zinho. Edebiyat mı? Edebiyat. Albion mesela. Kral Arthur'un. Kral Arthur'un şeyi ya. Çizgi roman okuyan bir insana edebiyattan mı gitmek istiyorsun? Yok ya, Kral Arthur'u biliyorsun ama sonuçta hikayesini falan. Excalibur. Tamam işte onun ülkesi. İster miydin? Tabii canım. Druidler, Muridler falan var böyle değişik buşuk. Filmi ilginçti bak. Filmi herkes çok beğenmişti. Ben o kadar etkilenmedim filmden. Gayriçi filmi canım o şimdi. Hani etkilenilmeyecek bir film değil. Adam şey ya, Snatch'i çekti yani. Bilmiyorum, beni çok etkilememişti o film. Biraz sıkıldım. Ya yani çok uzun geldi bana film. Sıkıldım harbiden. Yani aksiyon sevenler için. Gerçi sen sadece şeyi falan seviyorsun ya. Pacific Rim'i falan seviyorsun sen. Ha, Pacific Rim'i sevmeyen var mı? Tartışırım bak. Chat'te tartışalım. Nefret ediyorum ya. Çok kötü bir filmdi abi ya. Ya siktir git ya. Çok güzel bir film. Ya, dev gibi robotlar canavar tokatlıyor. Abi daha güzel ne olabilir? Gözünü seveyim ya. Ya abi çok çocukça ya. Çok çok anime yani. Ya abi dev gibi robot karşısına çıkan canavarı tokatlıyor. Bildiğin yumrukluyor mumrukluyor böyle. Yok aparkat maparkat çakıyor boksör gibi. Ne kadar güzel bir şey yani. Çok banal ya. Bilemedim Altan. Eren bilerek çıkmıştır İskandinavya'ya ya. Eren dedeyi dün duydu çünkü. Sonuca artı senin hatırına çıktı yani onu. Aynen. Sen hep İsveç'le mi çıkarsın diyeyim. Yavşak ya. Utanmıyor musun İsveç'i işgal etmeye? Ya bak o da seviyorduk belki İsveç'iyle gelse. Reis dün sormuştum. Diğersiz CK oynanmaz diyordun. Cidden oynanmıyormuş. Ben EU4 gibi falan sanıyorum. Müslüman ülke oynamak için bile DLC istiyor demiş. Niye EU4'ü DLC'siz oynayabiliyor musun ki EU4 gibi falan sanıyordum demiş. Eğer öyle düşünüyorsan EU4'ü DLC'siz oynayabilirim diyorsan CK'yı da oynarsın sen. O ayrı bir dünya. Yani oyunda illa Müslüman oynamana gerek yok. CK oynanmaz ya. DLC'siz. Ama bak şey geldi. Transformers geldi mesela. O evren. Ben de sevmiyorum. O robotlar zevkli. O robotları izlemek daha zevkli. Ben de onu sevmiyorum.
Abi nasıl sevmezsin sevmiyorum ya? Abi sevmiyorum ya. Megan Fox'u kocaman şey oluyor ya. Megan Fox'u filmi sadece Megan Fox var diye bir izlemişliğim var. Onun dışında sevmiyorum. Transformers çizgi beni filmi hiç rastlamadın mı sen? Yok. Küçükken. Abi çizgi film, ha bak çizgi film şeylerine yönelelim. Jetix, Matix onlardan öncesi. Asıl iki baba vardı bak. Biri Jetsons, Jetgiller. İkincisi de Taş Devri abi. Taş Devri izlenmediyse bak Taş Devri'nde olmak isteyebilirdim. O ben çok güzel. O arabayı o böyle çok güzel. Ayağımla kullanmak isterdim. Arabayı dört kişi ayakla böyle götürüyorsun. Düşünsene anasını satayım. Çok güzel yani. Yazı yazmak için böyle o dev kuşun gagası dan 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 şeye vuruyor böyle. Taşların üzerine vuruyor falan. Abi mükemmel bir hayal gücü ya. Yani mükemmel bir hayal gücü yani. Kavun Teodoro'ya dalıyor. Sirkasya ve Teodoro. Kavun iyicene geliyor yani. Kafkaslara mafkaslara geliyor. Önünü kapatıyor Sovyet Union'un baya baya böyle. Yani Avrupa'yı saldı. Direkt Sovyet'in önünü kapatıyor şu an. Panda Burgundy ve Flanders savaşındaymış. Panda yine comeback atacak ya. İllaki atacak. İki toprağı almış. Kale alamamış fakat. O sıkıntı. Özgün kıracak ya. Azıcık Özgün'ü de gösterelim ya. Siktir et Özgün'ü ya. Bak. Sarki ne yapıyor? Maravi ve Burundi. Nereler lan oralar? Şöyle ufak tefek kabileleri işgal ediyor. Bu savaş devam ediyor. Yani önemli olan kısım şu an burada. Bakıyorum savaş varsa diye. Zıplıyorum diğerlerine zaten. Çok bir şey kaçırmadım. Yok. Eren'in kale fetişi mi var? Hem Dothraki iken full Çin kalelerini düşünüyordum. Jetgillerin sonunu biliyor musun? Çok psikopatça. Hayır bilmiyorum. Çizgi filmi izledim işte öyle son denecek bir şey görmedim Jetgillerde ben. Hiç hatırlamıyorum ya. Öyle bir son mu varmış onun? Ölüyorlar falan mı ya? Sonu olduğunu zannetmiyorum abi. Ben normal devam ediyordu çünkü. Baştan veriliyordu. Ya ezberliyorduk ama izliyorduk anasını satayım. Özellikle şey Taş Devri. Aa o izledim ya. Barney Molos Taş. Fred Çakmak Taş.